Merhaba. Türkiye kolay kritik edilecek bir ülke değildir. Şu üç konuyu hesaba katmadan analiz yapamazsınız. Birincisi henüz daha kötü günler gelmedi. Bunlar iyi günler. İkincisi siyasi, ekonomik ve diplomatik konularda. Eldeki verilerle yorum yapabilirsiniz ama öngörüde bulunamazsınız. Çünkü Türkiye öngörülebilir bir ülke olmaktan çıkmıştır. Üçüncüsü yaşanan ve yaşanacak gelişmelere şaşırmayın. Herkesi kendiniz gibi sanmaktan vazgeçin. Karşınızda hiçbir kutsalı olmayan bir güruh var. Ekrem İmamoğlu geçen Ramazan bayramında bir düzine gazeteciyle planlanmış bir cumhurbaşkanlığı aday tanıtımı düzenledi. Memleketi Trabzon ve Rize'ye, ilçelerine adeta çıkarma yaptı. Ekrem İmamoğlu resmen olmasa da adaydır. Bunu tüm zerreleriyle istiyor. Mahalle şu ara pek üzerinde durmak istemese de Trabzon-Rize gezisi bunun gayri resmi ilanıdır. Karakterimin biçimlendiği şehir dediği memleketi Trabzon'a bayramlaşma maksadıyla gitmesi anlaşılabilir. Peki Rize işi vardı. Rize Erdoğan'ın memleketi ve İmamoğlu'nun dolaştığı yerlerde Erdoğan'a ve AKP'ye çıkan oy Türkiye ortalamasının çok çok üstünde. Bazı seçim çevrelerinde tulum çıkarmış mesela. İmamoğlu Rize'de Erdoğan'ın dev posteri altında miting yapacak kadar cesurdu. Bu adeta bir meydan okumaydı. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da iki kere kazandı. Bu seçim zaferlerinde CHP il başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti örgütüyle birlikte katkısı unutulmadı. Bunu Erdoğan da unutmadı. Müthiş bir kini var. Canan Kaftancıoğlu'nun üzerine gidilmesinin bir nedeni de bu. Kaftancıoğlu'nun CHP'deki ulusalcı kesimin hoşlanmadığı kimi devrimci görüşlere sahip olduğunu unutmayın. Haliyle her iki cephede ona bedel ödetiyor ama görünen gerekçe Erdoğan'a hakaret oluyor. Dönelim Mansur Yavaş'a. Muhalefet ittifakının bir an önce adayını açıklamasını isteyen Özer Sencar'ın kamuoyu araştırma şirketi Metropol son anketinde halka somut isimler sordu. Erdoğan karşısında ilk turda ve ikinci turda hangi adayların şansı var bunu araştırdı. Buna göre ikinci turda %50 oyu geçen tek aday Mansur Yavaş oldu. Görüşlerin biliniyor tekrar etmeyeceğim. Ankara dışında hiçbir siyasi çalışması olmayan, kendine yakın medyaya dahi konuşmayan Mansur Yavaş nasıl umut olabiliyor? Ve nasıl Erdoğan'a fark atıyor? Başkan CHP veya İyi Parti'ye yakın medya unsurlarında da parlatılıyor değil. Öyle olsa Kılıçdaroğlu'nun daha şanslı olması icap ederdi. Haliyle anketlere çok bel bağlamıyorum ama çıkan sonuçları da hepten reddediyor değilim. Seçimlere en fazla bir yıl kala toplumsal mühendislik çalışmalarının başladığını haber verelim yeterli. Son not Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konusunda şüphe duyanlar olabilir. Olmasın. Trabzon Rize gezisinde sorulmuş. Aday olması halinde belediye meclisi kendi yerine AKP'li bir ismi seçecek. Buna ne diyorsunuz? İmamoğlu'nun cevabı. Sayın Cumhurbaşkanı aynı hafta içinde iki konuşma yaptı. Söylediği söz aynen şu. 2023 genel seçimlerinden hemen sonra İstanbul'un gerçek sahibi AK Partili olacak. 2024 demiyor. Bunu niye demiş olabilir? Yani diyor ki mealen Erdoğan ben aday olmasam da beni oradan uçuracak. Cumhurbaşkanlığını kazanma şansım varsa aday olmalıyım. Değilse siyasi hayatım bitecek zaten. Hareketli bir döneme girdik. Haziran ayından itibaren seyreyleyin gümbürtüyü.